Bu arada şunu unutmayalım. Cumhuriyet Halk Partisi gasp edilmiş bir parti. Seçim sonuçları Cumhuriyet Halk Partisi'nin gasp edilmiş bir parti olduğunu ortaya koydu. Cumhuriyet Gazetesi de gasp edilmiş. Yani çalınmış bir parti. Şimdi siz bir partiye geliyorsunuz. Oradaki bütün isimleri, Süheyl Batumları, Emine Hanımları, Ulusalcı denen kim varsa hepsini dışarı atıyorsunuz. Attıktan sonra diyorsunuz ki atarken biz daha çok oy alacağız. Bunlar yüzünden oy alamıyoruz. Ama netice geliyor ki bunlar kadar da oy alamıyorsunuz. O halde bu çalınmış bir partidir. Şimdi bu çalınmış partinin, gasp edilmiş partinin iç çekişmeleri de, iç tartışmaları da çok fazla olacaktır. Şimdi Metin Feyzoğlu bir kafa gösterdi. İş nereye gider bilemem. Hani böyle gasp edilmiş mallar çabuk satılır biliyorsun. Adam tepki aldı yalnız. O ayrı, başka. Yani bu iş çatışmanın şeysi daha açılışı başlamadı. Şimdi bir gasp edilmiş mal diye bir şey vardır. Çalınmış, hani oto hırsızları vardır. Giderler, araba çalarlar. Bu çalındığı arabayı da elinde fazla tutmaz. Hemen onu paraya geçirmek ister. Dönüştürmek ister. Hemen elinden çıkartır. O yüzden bu gasp edilmiş parti CHP'nin hemen elinden çıkarmaya çalışıyor Kılıçdaroğlu. Koalisyonla, yani başkasına vererek değil. Koalisyona giderek hani bu partiyi daha meşru bir çizgiye çekmek istiyor. Çünkü şu anda genel başkanlığı yaptığı parti tam anlamıyla gasp edilmiş ve çalınmış bir parti. O yüzden koalisyona en heveslinin CHP olduğu çok açık şu anda. Muhalefet değil de bir anda iktidar olacak. Yani tabii. Böyle bir algı yaratacak. İşte şimdi dört tane başlayalım. Partinin işte belirsizlik günler yaşıyoruz ama koalisyona en hevesli partinin bu gasp edilmiş bir parti, çalınmış bir partinin üstüne oturduğu için Cumhuriyet Halk Partisi olduğunu söyleyebiliriz net bir şekilde. En hevesleri o, en iştahları o. MHP'de hiç hevesli görünmüyor. MHP şimdi şöyle bir şeydir. Şimdi Türkiye'de siyasi partilerin kişilikleri, omurgaları, iskeletleri, ruhları şu anda bir denemeden, sınamadan geçiyor. Testten geçiyorlar. Dayanıklı testten geçiyorlar. Şimdi gördük ki geçtiğimiz 7 sene içerisinde MHP bunu gördü, herkes gördü. Cumhuriyet Halk Partisi'nden birkaç tane biriket, yani bir binasından biriketi çekince orayı dizayn etme kolaylıkla dizayn etti. Tereyağından kıl çeker gibi. İşte bir gün anmanı aldılar, şunu aldılar, bunu aldılar, çektiler, orayı ele geçirdiler. Oysa MHP öyle değil. MHP daha granit, öyle bir iki biriketi çekilerek alınacak parti, daha granit parti. Ben önümüzdeki 1, 2 ve 3 yılında MHP'nin bu granit duruşunu yavaş yavaş işte böyle sürerek, zımparalayarak, alaya alarak, dalga geçerek, hokkabazlaştırarak, televizyon programlarında onları daha açıklarını bularak MHP'yi de gittikçe güçten düşürme. Yani önümüzdeki 2-3 yıl MHP'nin bu sıkı ve sağlam duruşunu da medya ve dış güçler bozmak için elinden gelen her şeyi yapacak. Biz de bakalım MHP'nin entelektüel gücü, omurgası bu 2-3 yıl içerisinde bu devasa Aydın Doğan şarlatanlarına karşı nasıl duracak?